Valdiyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Merhaba Tosi. Ha? İbi, uyumadın mı? Hayır, uyku tutmadı. Seni anlıyorum. Babanı merak ediyorsun, öyle değil mi? Evet, onu uzun zamandır görmedim. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ben de dedem Tideboy'u çok merak ediyorum doğrusu. Hadi Tosi, gidip biraz uyu. Ben nöbet tutarım. Tamam İbi. Sabah görüşürüz. İyi uykular. Hadi, daha hızlı gitmez misin sen? Umarım size yetişebilirim. İbi! Ha? Ha? Neler oluyor? Askerler mi geldi yoksa? Bonbon? Nihayet size yetiştim. Ne oldu? Neden nefes nefesesin? Askerler. Önce biraz sakinleş ve sonra neler olduğunu anlat. Tamam, sakinim. Dün akşam üzeri askerler kasabaya geldiler. Borra'nın emriyle beni saraya götürmeye geldiklerini söylediler. Tabii ben çoktan saklanmıştım. Peki seni neden saraya götürmek istediler? Hükümdar Borra size yardım ettiğimi öğrenmiş olmalı. Neyse ki kaçmayı başarmışsın. Ama annem ve kasabalılar... Onlara ne oldu? Askerler beni sakladıklarını düşünüp onları Poga Kulesi'ne götürmek istediler. Kasabalılar karşı koyduğu sırada ben de fırsatını bulup hava taşıtıyla kaçtım. Poga Kulesi mi? O da ne? Asla gitmek istemeyeceğiniz. Hükümdar Borra'nın ona itaat etmeyenleri götürdüğü bir yer. Oraya bir kere girdin mi bir daha çıkman imkansızdır. Annem ve kasabalılar şu an oradalar. Ben de onları kurtarmak istiyorum. Böylesine zor bir işi tek başına yapman imkansız. Tosi haklı. Bence bizim gibi cesur ve güçlü bir ekibin yardımına ihtiyacın olabilir. Sizin çok önemli bir göreviniz var. Sizden bunu isteyemem. İlo, biz her zaman yardıma ihtiyacı olanlara öncelik verdik. Şimdi de senin yardıma ihtiyacın var. Görevimizi biraz daha erteleyebiliriz. Görevi ertelemek beni biraz endişelendirse de sana öncelik vermemiz gerektiğini hissediyorum. Teşekkür ederim. Hoppa Pumba, kampı toplamaya başlayın. Tosi, bizi Poga Kulesi'ne sen götüreceksin. Ben de bunu söylemeni bekliyordum. Ha, neler oluyor? Birazdan şahit olacaklarına inanamayacaksın. Tosi, pat pat yemişlerin. Gözlerime inanamıyorum. Bu daha hiçbir şey. Böbürlenmeyi bırak Hoppa. Çantanı da almayı unutma. Tamam tamam, geliyorum. Söylediklerimi unutma. 5 dakikada bir hücreleri kontrol etmelisin. Anladım anladım. O kadar da unutkan değilim. Vay, manzara müthiş. Saklı kıta topraklarını hiç bu kadar yüksekten görmemiştim. Ben de ilk kez uçtuğumda aynı heyecanı hissetmiştim. Sen bir de bulutların üstüne çıksan, asıl oradaki manzaraya hayran kalırdın. Saklı kıta havası çok kirli olduğu için daha yükseğe çıkamayız. Fakat bu kadar alçaktan uçarsak askerler bizi fark edebilir. Evet, farkındayım. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Asker, gözlerini dört aç. Etrafta kuş bile uçmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. İşte geldik. Peki içeri nasıl gireceğiz? Ön kapıdan giremeyiz. Kulenin çatısı. Oraya iniş yapabiliriz. Tamam, biz hazırız. Evet, hazırız. Askerleri fark edilmemek için biraz yükseleceğim. Sıkı tutunun. Şimdi de inişe geçiyoruz. Bu çok eğlenceliydi. Şşt, daha sessiz olmalıyız. Özür dilerim.
İşte geldim. Hoppa Pumba ve Fon Fon. Siz çatıda beklemelisiniz. Hep birlikte girmemiz çok dikkat çeker. Ne yani? Bu maceradan mahrum mu kalacağız? Ebi ne söylüyorsa yapmalıyız. Bu da maceradan mahrum kalacağın anlamına geliyor. Of. Bakın, kapak açık. İçeri girmek için burayı kullanalım. Böylesine korunaklı bir kulenin çatısında açık bir kapak. İçimden bir ses bu işte bir tuhaflık olduğunu söylüyor. Hadi Tosi, zaman kaybetmemeliyiz. Geliyorum. Biz dönene kadar buradan ayrılmayın ve dikkatli olun. Tamam Tosi. Asker, neden görev yerinde değilsin? Küçük bir mola vermiştim. Tamam, hemen yerine dön. Bir dakika, sen de kimsin? Ne oluyor? Dur, ne yapıyorsun? Asker, tut onu hemen. Ne oluyor? Olamaz, hareket edemiyorum. Bizi bağladı. Burada ne olmuş böyle? Bu yol kapalı. Hadi İbi, diğer taraftan gidelim. Durun. Ne oldu? Tahta kutular hareket ediyor. Kutular devrilince gizli bir tünel ortaya çıktı. Sanki birileri bizi yönlendiriyor. Bu ses de neydi? Bir asker bu tarafa geliyor. Az daha yakalanıyorduk. Bu tünel nereye çıkıyor acaba? Tünelin sonuna geldik. Gözlerime inanamıyorum. Kasabalılar burada. Hadi İlo, anneni arayalım. İlo, oğlum. Anne. Buraya nasıl geldin? Sana dün bahsettiğim bal diyarlı arkadaşlarımın yardımıyla. Merhaba, ben İbi. Ben de Tosi. Memnun oldum. Ben de İlma. Sizi kurtarmaya geldik. Fazla zamanımız yok. Kapıları açmanın bir yolunu bulmalıyız. Maalesef kapıları açan düzenek başka yerden kontrol ediliyor. Bu parmaklıkları açmak imkansız. Lütfen sakin olun. Mutlaka bir yolunu bulacağız. İlo, lütfen hemen geri dön. Bu çok tehlikeli. Hayır anne, seni ve kasaba halkını geride bırakamam. Askerler bizi kontrol etmek için geliyorlar. Saklanmalısınız. Gittiler. Kapıları açmak için acele etmeliyiz. Kontrol etmek için yeniden geleceklerdir. Keşke Hoppa ve Pumba yanımızda olsaydı. Bir yol bulmamıza yardım ederlerdi. Kapılar açıldı. Peki ama bu nasıl oldu? Boş verin, acele etmeliyiz. Bu çok tuhaf. Tıpkı çatıda ve koridorda olduğu gibi biri ya da birileri bize yardımcı oluyor. Hadi anne. Bu taraftan. Hoppa, sence de biraz geç kalmadılar mı? İşin doğrusu ben de endişelenmeye başladım. Yoksa askerler onları yakaladı mı? Aklımıza öyle şeyler getirmemeliyiz. Ben peşlerinden gidiyorum. Ben de seninle geliyorum. Vum vum. Kapak açılmıyor. Bu çok ilginç. Sanki birisi içeri girmemizi engellemek istiyor. En iyisi Tosi'nin söylediğini yapmak. Yani onlar gelene kadar burada beklemek. Herkes çıktı mı? Evet İbi. Neler oluyor? Eyvah! Askerler, mahkumlar kaçıyor. Olamaz! Bu da kimdi? Kim olduğunu bilmiyorum ama hemen gitsek iyi olacak. Haklısın Tosi. İlo, İlma, siz onlarla gidin. Geri kalanlar benimle gelsin. Bir süre fısıltılı ormanda saklanacağız. Tamam. Hadi acele edin. İşte geldiler. Geri dönmeyeceksiniz diye çok endişelendik. Bir görev daha başarıyla tamamlandı. Kasabalıları ve İlo'nun annesini kurtarmamıza çok sevindim. Biz bir şey yapmadık ki. Sadece çatıda bekledik. Olsun. Biz de çatıda etrafı kolaçan ettik. Bu bizi görevin bir parçası yapar. Hadi İlo, gidelim. Ormanda saklanacak bir yer bulmalıyız. Bir süre kasabaya gidemeyiz. Tamam anne.
Dostlarım, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde annem ve kasabalılar kurtuldu. Doğrusu şansımız yaver gitti. O gizemli yabancı olmasaydı sonuç ne olurdu tahmin bile etmek istemiyorum. Hoşça kalın ve çok dikkatli olun. Hoşça kalın. Bu görevi de tamamladığımıza göre hemen yola çıksak iyi olacak. Aranızda yorulan var mı? Yorulmak mı? Wookiee'ler asla yorulmazlar. Bir an çatıda oturmaktan yorulduğunu söyleyeceksin sandım.